Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu hafta ne yapıyoruz? Optik konumuza devam ediyoruz sayın arkadaşlar. En son gölge, aydınlanma, yansıma konularını işlemiştik. Bugün de küresel aynalar konusuyla konumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ve küresel aynalardaki yansıma olayını ve çukur ayna, tümsek ayna bunların özelliklerini inceleyeceğiz birlikte. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, küresel bir yüzeyimiz vardı. Bunun dış kısmını kapladığımızda, dış kısmını böyle bir sırla kapladığımızda iç yüzeyi yansıtıcı hale gelir. İç yüzeyimiz yansıtıcıysa bu bir çukur aynadır. Ve çukur ayna ne yapar sevgili arkadaşlar? Işığı toplar diyebilirsiniz. İç kısmı, dış kısmını işte şeyle iç kısmını kapladığımızda ise dış yüzeyi yansıtıcı hale gelir ve bu bir tümsek ayna olur ve tümsek aynada ışığı ne yapar sayın arkadaşlar? Dağıtır diyebiliriz. Evet, burada bakın bazı noktalarımız var sevgili arkadaşlar. Bu noktalarımızın isimleri, özel isimleri var. Şimdi şurası M dediğim şey, bu çukur aynayı düşünün. Yani şu kısmı düşünün sevgili arkadaşlar. Merkez olarak adlandırılacak. Şu kısım merkez. F dediğim şey odak noktası. T dediğim şey de tepe noktası olarak adlandırılacak. Sevgili arkadaşlar, şunu biliyorum ben kesinlikle. Tepe noktası odak arasındaki uzaklıkla odak merkez arasındaki uzaklık birbirine eşit olmak zorundadır sevgili arkadaşlar. Ve buradaki mesafeye çukur aynanın neyi deriz sevgili gençler? Odak uzaklığı deriz şeklinde ifade edebiliriz. Peki odak uzaklığım neye bağlı? Odak uzaklığım sayın arkadaşlar küresel yüzeyin eğrilik yarıçapına bağlı. Yani bu o ilk baştaki küre vardı ya, demin geçen sayfadaki kürenin yarıçapı şeklinde ifade ettiğim şey aslında o kürenin eğrilik yarıçapı olmuş oluyor ve odak uzaklığımız işte bu eğrilik çapı, yarıçapının yarısı şeklinde ifade ediliyor. Yani gençler, şuralar meğerse neymiş? Bu tamamı R ise şuralar R bölü 2 kadarmış diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi devam ediyorum. Geldim özel ışınlarıma. Ne gibi özel ışınlarım var? Sevgili arkadaşlar, birinci özel ışınım. Çukur aynaya paralel olarak asal eksen dediğimiz şey şurası. Asal eksen sevgili arkadaşlar. Asal eksene paralel olarak gelen bir ışın odaktan geçecek şekilde yansır diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani şuradan da bir ışın gönderseydim şöyle asal eksene paralel, bu da ne yapacaktı? Şöyle odaktan geçecek şekilde yansıyacaktı sayın arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Tam tersi bir durum. Tam tersi bir durum söz konusuysa, yani paralel gönderdiğim odaktan geçti. Bakın gençler, düzlem ayna konusundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şey demiştik, optik sistemlerde optik olayların tamamının tersi de doğrudur demiştik. Yani paralel gelen odaktan yansıyor ise odaktan geçecek şekilde gelen bir ışın asal eksene paralel olarak yansıyacak şeklinde bir ifade doğru bir ifadedir. Yani şöyle bir ışın daha gönderdiniz sayın arkadaşlar. Bu da ne yapacak? Asal eksene paralel olarak gidecek diyebilirim. Üçüncü özel ışınım sayın gençler. Merkezden gelen bir ışın, çukur aynaya merkezden gelen bir ışın çukur aynaya dik gelmiş demektir ve herhangi bir yansıtıcı yüzeye dik gelen bir ışın ne yapar sayın arkadaşlar? Kendi üzerinden geri döner. Yani merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri döner diyebilirim. Bir tane daha çizeyim. Şöyle geldi. Bu da dik geldiği için bu da ne yapmış olacak? Kendi üzerinden geri dönmüş olacak sayın arkadaşlar. Dördüncü özel ışınım, tepe noktasına geldiyse bir ışın sevgili arkadaşlar alfa yapacak şekilde, alfa açısı yapacak şekilde yansır diyebilirsiniz. Yani burada çukur ayna nasıl davranmış? Düzlem ayna gibi davranmış sevgili arkadaşlar. Bunun sebebi bu arkadaşın tepe noktası dediğim yere gelmiş olması sayın arkadaşlar. Şimdi çukur aynanın odak uzaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar, öncelikle çukur aynanın odak uzaklığı sadece ve sadece neye bağlıdır sevgili arkadaşlar? Aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır. Işığın herhangi bir özelliğinin değişmesi, ortamın değişmesi çukur aynanın odak uzaklığını değiştirmez. Neden değiştirmez hocam? Çünkü
Bu bir yansıma olayı sevgili arkadaşlar. Yansıma olayında ışığın rengi değişmesi, hızı değişmesi, frekansı değişmesi, bunların hiçbiri yansıma olayını etkilemez diyebiliriz. Gelen ışığın geliş açısı etkilemez. Aynanın eğrilik yarıçapı etkiler. Gelen ışığın rengi de etkilemez. Dediğim gibi renk olayı yansımada etkisiz diyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği olmuş oluyor sevgili gençler. Evet, diğer bir sorumuza geçtik şimdi. Asal eksenleri çakışık olan 1 ve 2 aynalarından oluşan düzeneye şekildeki gibi asal eksene paralel olarak gelen ışın 2 numaralı aynadan asal eksene paralel olarak yansıyor. Vay anasını sayın seyirciler. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi birincisi sevgili arkadaşlar, bir aynasına paralel gelmiş ve L noktasından geçmiş. O zaman bu nokta bir aynasının odak noktasıdır. Aynı şekilde devam ettirin ışığı. L noktasından gelen ışın iki aynasından paralel yansımış. Dolayısıyla burası aynı zamanda iki aynasının da odak uzaklığıymış sevgili gençler. Şimdi devam ediyorum. L noktası bir aynasının odağıdır. Doğru. L noktası iki aynasının merkezidir. Yalan. M noktası bir aynasının odağı merkezidir. Şimdi gençler, L noktası bir aynasının odağı olduğuna göre ve bakınız burada uzunlukları eşit olarak vermiş. Dolayısıyla şurası eşitse odağın iki katı uzaklıktaydı. Yani burası bir aynasının merkezi olacaktır sevgili gençler ve üçüncü öncülüm de doğrudur. Peki iki aynasının merkezi nerede acaba hocam? Bakın kaç bölme var buradan iki aynasının odağına? Şuradan iki bölme var. O zaman bir bölme daha. İşte iki aynasının merkezinin burada olduğunu söyleyebilirim. Çünkü merkez dediğim şey odak noktasının iki katıydı. Dolayısıyla sorumun cevabı ne olmuş oldu sayın arkadaşlar? 1 ve 3 olmuş oldu. Evet hocam, bu ışınları ezberleyeceğiz mi? Arkadaşlar bu ışınları ezberleyeceksiniz. Yani bilmek durumundayız bu ışınları. Nasıl bileceğiz? Elinize boş bir kağıt alın sevgili arkadaşlar. Güzel, kalbiniz kadar temiz bir sayfa alın ve o sayfaya bir tarafına çukur aynadaki özel ışınlar, bir tarafındaki da tümsek aynada özel ışınlar. Zaten ışınlar birbirine benzediği için sevgili arkadaşlar, bir veya ikinci yazışınızda onlar tamamen oturacak. Ondan sonrası soru çözümüne kalmış olacak diyebiliriz. Şimdi diğer bir sorumuz. Asal eksenleri çakışık, odak uzakları FK, FL olan K ve L çukur aynaları şekildeki gibi karşılıklı yerleştiriliyor. K aynasının asal eksenine paralel gönderilen I ışını L aynasından yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri döndüğüne göre aynalar arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar, bu adam paralel gelmiş. Harika. Paralel gelen bir ışın şöyle bir noktadan geçecek ve burası K aynasının odak uzaklığı olacak. Yani şu mesafemiz FK olacak. Peki gençler, bu adam kendi üzerinden L aynasına geldikten sonra kendi üzerinden yansıyor ise L aynasına dik gelmiştir. Ve ne zaman dik geliyordu sevgili arkadaşlar? Merkezden geldiğinde, yani burası L aynasının merkezi. Merkez noktası odak uzaklığının iki katı olduğuna göre şu mesafemde neymiş arkadaşlar? L aynasının odak uzaklığının iki katıymış. Dolayısıyla bu arkadaşların arasındaki uzaklık bu iki arkadaşın toplamı kadardır. Yani FK artı 2FL şeklinde ifade edebilirim. Evet, yani cevabım B seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet, dedikten sonra şimdi tümsek aynadaki özel ışınlarıma bakıyorum. Tümsek ayna ışığı dağıtıyor. Bakın çukur ayna hep asal eksene doğru kırdı, yansıttı ışını. Tümsek ayna ise asal eksenden uzaklaştıracak, ışığı dağıtacak. Peki burada neye dikkat ediyorum arkadaşlar? Hep uzantılar söz konusu olacak. Şimdi birinci ışınıma bakıyorum. Asal eksene paralel olarak gelen ışınlar uzantıları odaktan geçecek şekilde yansırlar diyor ve doğrudur arkadaşlar. Tam tersi durum, yani ikinci maddeme bakıyorum. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen bir ışın asal eksene paralel olarak yansımış sevgili gençler. Yani bakın, çukur aynada kendisi geliyordu, kendi yansıyordu. Burada uzantısı gelip kendisi yansıyor. Yani burada
işimiz nelerle biraz daha uzantılarla olduğunu söyleyebiliriz. Bir daha tekrar ediyorum. Paralel gelen uzantısı odaktan, uzantısı odaktan gelen de paralel olacak şekilde yansıdı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Diğer bir ışınım uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın. Uzantısı merkezden geçecek şekilde geliyorsa dik geliyor demektir. Ve dik gelen ışında ne yapıyordu sevgili arkadaşlar? Kendi üzerinden yansıyor idi. Yani bir ışında ben göndereyim buradan. Şöyle gönderdim. Bu aynaya dik geldiği için sayın arkadaşlarım dik olarak yani kendi üzerinden geri yansımak durumunda kaldı. Dördüncü ve son ışınım da sevgili gençler tepe noktasına gelen bir ışın alfa açısı yaparak geldiyse alfa açısı yaparak yansıyacak. Yani burada bazı sorularda karşımıza şey çıkıyor ya gençler işte denemelerde o muhakkak gelmiştir karşınıza işte kutuda verilen bir ışın veriyor size. İşte onun izlediği yolu veriyor. Diyor ki bu optik kutunun içerisindeki aygıt ne olabilir? İşte düzlem ayna, tümsek ayna, çukur ayna falan filan diye bir bu tip sorular var. Buradan şu dördüncü ışından ne yapamayız arkadaşlar? Anlayamayız. Ya da şöyle ifade edeyim. Dördüncü ışın gibi bir ışın varsa bu adam düzlem ayna da olabilir, çukur ayna da olabilir, tümsek ayna da olabilir sevgili gençler. Gördüğümüz üzere çünkü normal yansıma kuralları geçerli olmuş. Evet diğer bir sorumuz. Çukur ve tümsek aynalara bir ışını gibi I ışını asal eksene paralel olarak geliyor ve kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre aynalar arası uzaklık Fx ve Fy cinsinden nasıl ifade edilebilir? Şimdi sevgili gençler şöyle ifade edilir. Birincisi şu ışını görmeyin bakın. Şu ışını görmeyin. Tümsek aynaya bir ışın gelmiş ve kendi üzerinden geri yansımış. Şimdi bunu görmezsem şu nokta ne olur? Şuraya mesela K noktası diyelim. K noktası tümsek aynanın merkezi olur. Tümsek aynanın merkezi olduğuna göre burayı ne diyeceğim? Odak uzaklığının iki katı yani 2Fy diyeceğim. Şimdi şunu görmeyin arkadaşlar. Yani bu yok gibi düşünün. X aynasına paralel bir ışın gelmiş. Bu adam devam edeydi. Nereden geçecekti? Odaktan geçecekti. Bu nokta K noktası olduğuna göre şu mesafemiz sevgili arkadaşlar X noktasının X aynasının odak uzaklığı kadardır diyebiliriz. Şimdi ne diyor bana? Aynalar arasındaki uzaklık yani şurayı soruyor. Tamamı Fx. Burası 2Fy olduğuna göre şurası ne olmuş oldu sevgili gençler? Fx eksi 2Fy şeklinde olmuş oldu aynalar arasındaki uzaklığı. Evet gençler bu soruları bu şekilde yapıyoruz. Ve geçiyoruz. Şimdi bazı özel durumlarımız var gençler. Odak uzaklığı F olan bir çukur aynaya 1,5F'ten gelen bir ışın 3F'ten yansır. Yani burada 1'e 2 kuralı vardır sevgili arkadaşlar. Ve sadece 1,5F 3F'te vardır bu kural. Yani 2F'e 4F diye bir şey yok. 5F'e 10F diye bir şey yok sayın arkadaşlar. Genel olarak şöyle bir ifademiz var. Merkez dışından gelen bir ışın odakla merkez arasından geçecek şekilde yansır. Burada 1'e 2 kuralı olan kısmımız tek ışınımız bu. 1,5F 3F ya da 3F 1,5F tam tersi de olabilir. Yani 1,5'tan gelseydi 3'ten giderdi. Bunu da söyleyebiliriz. Diğer bir özel durumumuz sevgili arkadaşlar. Çukur aynaya F bölü 2'den gelen bir ışın uzantısı F'ten geçecek şekilde yansır. Yani çukur aynadaki tek uzantılı ışınım bu sevgili arkadaşlar. Çukur aynadaki tek uzantılı ışınım bu. O da ne zaman oluyor? F bölü 2'den yani şurada F'imiz var sevgili arkadaşlar. Tam na böyle ortasından geldiyse ışın uzantısı F'ten geçecek şekilde yansıdığını ne yapabiliriz sevgili gençler? İfade edebiliriz. Tümsek aynada da aynı mesele var gençler. Ama tümsek aynada nasıl ifade edeceğiz? Uzantısı 1,5F'ten geçecek şekilde gelen ışın uzantısı 3F'ten geçecek şekilde yansır. Ya da tam tersini de söyleyebilirsiniz sayın arkadaşlar. Uzantısı 3F'ten geçecek şekilde gelen bir ışın uzantısı 1,5F'ten geçecek şekilde yansır diyebilirsiniz sayın arkadaşlar. Burada da kendisi bir yerden gelen tek bir ışın var. Asal ekseni keserek gelen tek bir ışının var. O da bu ışın sevgili arkadaşlar. Burada ne olmuş hocam? Burada şu olmuş sevgili arkadaşlar. Işınım F'ten geliyor. Normalde hep uzantısı bir yerlerden geçecek şekilde geliyordu.
F'den gelen bir ışın uzantısı F bölü 2'den geçecek şekilde ne yapar sayın arkadaşlar? Yansır diyebiliriz. Tam tersi durumda söz konusu mudur hocam? Evet arkadaşım, söz konusudur. Yani burada da gene 1'e 2 kuralı mevcut. Yani şu uzaklığım, şu uzaklığım F bölü 2, şu uzaklığım F. Yani A'ya 2A oranı varsa F'e F bölü 2'dir deyip direkt yapıştırıp geçersiniz sevgili gençler. Evet, özel ışınlarımız bu kadar. Şimdi sorularımıza geçelim. Odak uzaklıkları F1 ve F2 olan aynalara gönderilen ışınlar şekildeki yolu izlediğine göre F1 bölü F2 oranı nedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu birinci ışınıma bakıyorum. Birinci ışınım demin anlattığım F'e F bölü 2 meselesi. Bakın uzantısı X'ten geçecek şekilde gelen bir ışın. Uzantısı 2X'ten geçecek şekilde. Yani bu F1 bölü 2. Burası da ne olur? F1 olur. Dolayısıyla F1 dediğim arkadaşım meğersemse ki 2X imiş sevgili gençler. 2 ışınıma bakıyorum. Nereden gelmiş bu adam? 4X'ten gelmiş. 2X'ten yansımış. O halde bunu sağlayabileceğim tek şey 3F2'ye 1.5 F2 olayı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 3F2 dediğim arkadaş 4X ise F2 dediğim arkadaş 4X bölü 3 olur. Sevgili arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Işınım 4X'ten yansımış. Nereden gelmiş? 2X'ten gelmiş. O halde bu şekilde olmuş olmalı. Bana neyi sormuştu? 1 bölü 2'yi sormuştu. 1 bölü 2 eşittir 2X bölü 4x bölü 3. X'ler sizlere ömür. 2 çarpı 3 bölü 4 yani 3 bölü 2 oldu. Sorumun cevabı sayın arkadaşlar. Evet, herhangi bir ışının izlediği yol için birkaç yöntemimiz var sayın arkadaşlar. Bunlardan birincisi ışınım şöyle geldi. Alfa açısı yapacak şekilde. Merkezden çizdiğim şey sevgili arkadaşlar, bu çukur aynanın yüzey normalidir. Yüzey normaliyle şöyle siyahla yazayım. Yüzey normaliyle alfa açısı yapacak şekilde gelen bir ışın alfa açısı yapacak şekilde yansır sevgili arkadaşlar. Hocam bu yüzey normali nereden çıktı? Şimdi gençler merkezden çizdiğim ışın aynaya dik gidiyordu ya. Yüzey normalim neydi? Bir yansıtıcı yüzeye dik çizdiğim şey yüzey normaliydi. Dolayısıyla bu şey yüzeye dik. Yüzey normaliyle alfa açısı yapıyorsa alfa açısı yapacak şekilde yansıyacak. Birinci yansıma kuralı. Tümsek aynada da gene aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Merkezden çizdiğim bu arkadaş yüzey normali. Yüzey normaliyle alfa açısı yapacak şekilde gelen bir ışın yüzey normaliyle alfa açısı yapacak şekilde yansır. Diğer bir durumum ise sayın arkadaşlar. Asal eksene şöyle değişik bir yerden geldi. Yani yolunu bilmediğim bir şekilde geldi. Bu gelen ışına paralel bir yardımcı eksen çiziyorsunuz sayın arkadaşlar. Yardımcı eksen. Ve bu ışın yardımcı eksenin odağından geçecek. Çünkü ona paralel geldi. Bu odağın asal eksendeki iz düşümünü aldığınızda da neyi buluyorsunuz gençler? Gerçek odağı buluyorsunuz. Buna da yardımcı odak diyebiliriz. Aynı şekilde burada da aynı durum söz konusu. Paralel böyle geldi bir ışınım. Merkezden bu arkadaşa paralel çizdim. Uzantısı, bu ışının uzantısı çizdiğim yardımcı eksenin odağından geçmeli. Tık 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 aşağı indirdim ve ne oldu gençler? Asal eksene paralel bir şekilde gitmiş oldu diyebiliriz sayın gençler. Tabii şu nokta noktalar, özür dilerim, bunlar olmaması lazım. Tamam. Evet, devam ediyoruz sevgili gençler. Şimdi asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları F1 ve F2 olan küresel ayna sistemine gönderilen I ışını önce çukur aynadan yansıdıktan sonra tümsek aynadan asal eksene paralel şekilde yansımaktadır. F1 ve F2 olan küresel sistemin bir ışını önce çukur aynadan, tamam, asal eksene paralel, tamam, bu verdiği şekli tarif etmiş. Diyor ki buna göre aynaların odak uzaklıkları F1 bölü F2 oranı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle tümsek aynaya uzantısı şu noktadan geçecek şekilde gelen bir ışın paralel yansıdığına göre şu bir birimlik uzaklık, yani burası şu nokta tümsek aynanın odak uzaklığı. Dolayısıyla benim F2 dediğim şey ne olmuş oldu sevgili arkadaşlar? Bir birim olmuş oldu. Peki şimdi tümsek aynayı yok gibi düşünelim arkadaşlar. Bu ışın çukur aynaya nasıl gelmiş?
Bakın iki birimden gelmiş. Tümsek ayna olmayaydı şöyle gidecekti ve bu noktadan geçecekti. Bakın iki birimden gelip dört birimden yansıyacak. Bakın A ya da buralara 1 dedik. 1, 1, 1. 2'den geldi 4'ten yansıdı. 2'den 4. O zaman 1,5 F1, 3 F1 demek ki. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 3 tane F1 dediğim şey 4 birim ise F1 dediğim şey ne olur sevgili arkadaşlar? 4 bölü 3 olur. F2 dediğim arkadaş da 1'di zaten. Bunları oranlarsam bu işlemin sonucunda 4 bölü 3 şeklinde ne yaparım? Odaklarımın oranını hesaplamış olurum. Yani cevabım B seçeneği olur sayın arkadaşlar. Evet dedikten sonra devam ediyorum. Diğer soruma geçeyim. Asal eksenleri çakışık odak uzaklıkları F1 ve F2 olan çukur aynalara gönderilen I ışını şekildeki gibi yansımaktadır. Buna göre ikinci aynadan yansıyan ışın kendi üzerinden geri döndüğüne göre F1 F2 oranı kaçtır demiş. Şimdi gençler F2 aynama bakın çok böyle kabak gibi bariz gelmiş kendi üzerinden geri yansımış. Aman Allah'ım o zaman bu nokta bu arkadaşın yani sağdaki aynamın merkeziymiş. O zaman odak uzaklığı gene ne çıktı? Bir birim çıktı. Buralar 1, 1, 1, 1. 2'den geldi 4'ten yansıdı. O zaman diğer sorumuzda da bulduğumuz gibi 4 bölü 3 olmalı. Yani bir daha tekrar yazalım. 1,5 F dediğim şey 1,5 F1 dediğim şey 2 birimmiş. 3 F1 dediğim şey ise 4 birimmiş. Dolayısıyla F1 dediğim şey 4 bölü 3 olur. Dolayısıyla bu sorumun cevabı da 4 bölü 3 şeklinde karşıma çıkar. Yani D seçeneğidir sevgili gençler. Diğer sorumuza geçiyoruz. KLM çukur aynalarına gönderilen ışınların aynalardaki yansımaları özür dilerim. Şekildeki gibi olduğuna göre aynaların odak uzaklıkları FK, FL, FM arasındaki ilişki nedir? Direkt L aynası zaten direkt belli etmiş kendini sevgili arkadaşlar. Burada ne olacak? Odaktan geçmiş, paralel gelmiş, odaktan geçmiş. O zaman L aynasının odak uzaklığı direkt D kadardır. Burada ise ne olmuş arkadaşlar? D'den gelmiş 2D'den. Bakın burada da gene aynı şeyi söyleyebilirim. 1'e 2 kuralı. Çukur aynaya bir ışın gelmiş. D birimden gelmiş 2D'den. Bu şu demek değil mi gençler? FK bölü 2'den gelen uzantısı FK'dan geçecek şekilde yansır. Dolayısıyla K aynamın odak uzaklığı 2D şeklinde olmuş oldu. Burada M aynasına baktığımda D'ye 2D kuralı var. 2D'den gelmiş D'den. Yani 2D dediğim şey M'nin odak uzaklığının 3 katıymış. O halde M aynamın odak uzaklığı 2D bölü 3 olur. Dolayısıyla sıralarsam K büyük, L büyük, M şeklinde ne yapabilirim? Sıralayabilirim. Yani cevabım A seçeneğidir diyorum. Ve sevgili arkadaşlar burada küresel aynalarımızla ilgili ifade etmemiz gerekenleri söyledik. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bol bol optikle ilgili soru çözüyoruz. Bir dahaki videomuzda da görüntülerden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar sevgili arkadaşlar.